Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir günden yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar hava yağmurlu. Biliyorsunuz ki çiftçilikle uğraşanların, hele de tarımla uğraşanların işleri bayağı azaldı. Çoğununki de bitti. Hayvancılık hariç hayvancılığın her zaman 24 saat işi var. Ama tarım ve toprakla uğraşanların işleri gerçekten azaldı ve bitmiş durumda. Çünkü kış ayındayız. Biz de ne yapıyoruz? Boş olduğumuz için kendimize zaman ayırıyoruz ve eğlenecek şeyler arıyoruz. O yüzden biz de Hassan AirTag 5.5 milim hava tüfekle atışlarımızı yapacağız. Şöyle pelletleri gösterelim. Yılmaz marka 5.5 milim pelletlerimiz bulunmakta. Bunlarla belirli mesafelerde belirli hedeflere atış yapacağız. Bu hedeflerimiz cam olacak, teneke olacak. İşte bu şekilde atışlarımız olacak. Yani kısacası belirli aralıklarda atış yapmış olacağız. Bayağıdır hava tüfekle atış denemeleri yapmıyoruz. Bakalım paslanmış mıyız yoksa aynı performansta mıyız? Onu da görmüş olacağız. Şöyle hedefleri de yakın çekimler alacağım. Yani iki kamera kullanacağız. Bu şekilde bir deneme olacak. Kısacası eğlenmiş olacağız. Şimdi gelin videomuza geçelim. Hatta şöyle bir tüfeği göstereyim. Bilenler bilir arkadaşlar eski videodan. Uzun zamandır atış da yapmıyorum. Hassan AirTag 5.5 milim. Şurada da yazıyor zaten 5.5 milim diye. Şurada da AirTag yazıyor. Hassan. Evet, bu silahla atışlar yapacağız. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelin videomuza geçelim. Kanepenin olduğu yerden buraya atış yapacağız. Şöyle 3 tane hedefimiz var şu anlık. İlaç şişeleri bulunmakta, cam şişe. VD40 şişesi yine aynı şekilde. Orada da bir cam şişesi var. Onlara atış yapacağız. Şimdilik 25 metre. 20 ile 25 metre arasında hedeflerimiz var. Bunlara atış yapacağız. Sonrasında da daha uzağa koyacağız. Yani şu taşlı olan yere, oradan oraya atış yapacağız. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Şimdi gelin atışa geçelim. Değil mi Melika? Evet. Hava yağmurluydu. Durdu şu an. Güzel bir hava var. Arkadaşlar şimdi sandalyeye oturduk. Ayakta da sıkabiliriz. Önemli değil. Sandalyeye oturmayı tercih ettim. Bir de bu şekilde atış yapalım. Hedefleri göster Melika. Dediğim gibi 20 ve 25 metre aralıklarla. Öncelikle cam şişeye atış yapıyorum arkadaşlar. Kameramız orada da çekiyor. Görüntüyü oradan da alacağız. Ya Allah bismillah diyelim atış yapalım. İnşallah vuracağız. Sen beni çek. Orayı zaten çekiyor Melika. Uca değmiş tam bakın. Şurası. Vurulma kırılma. Yok. Cam şişeyi vurduk arkadaşlar. Bir sonraki VD40 şişesine atış yapacağız. İlk seferde. Evet arkadaşlar onu da vurduk. Şimdi bir gidip bakalım onun durumu ne durumda. Sonrasında da bir sonraki cam şişeye atış yapalım. Zaten bir tane delik vardı arkadaşlar. Şu alttaki delik önceden vardı. Şunu da yeni delmiş. Bu da evet. Bu şekilde. Kapanır şimdi bence. Şuradaki hedefi görüyor musunuz? Kamerayı oraya ayarlıyorum. Ya Allah bismillah diyelim. Atış yapalım. Zor görünüyor Melika. Çünkü arkasında kayısı ağaçları olduğu için görünmüyor yani. Görünmüyor. Atış yapıyorum. Ya Allah bismillah. Vuramadık. Gittikçe zorlaştı. Dediğim gibi tam anlamıyla görünmüyor. Vurdun. Nereye düşmüş? Cam şişeyi de vurmuş bulunmaktayız. 25 metrede. Parçalar nereye döküldü? Evet. Belki elini kesmesin, dikkat et. Onları toplayacağız. Şu gördüğünüz taşların üzerine hedef dikeceğim.
Bakın oradan şurası. Tam şu sandalyenin olduğu yer. 50 metre bir mesafe var arkadaşlar. Bakalım 50 metre mesafeden nasıl bir etki yapacak, onu görmüş olacağız. Şimdi hedefleri ayarlayalım. Kameralarımızı kuralım. Sonrasında da atış yapalım değil mi? Evet arkadaşlar, şimdi kendimize güzel bir yer hazırlıyoruz. Dediğim gibi 50 metreden atış yapacağız ya. Şimdi buna bizim burada eşek derler. Affedersiniz ama eşek derler buna. Şimdi onu oraya koyacağız. Üzerine hedefler dikeceğiz. Sonra bak bizi izle. YouTube'da 50 metrede cam şişeyi kıramadığını söyleyen bir arkadaşımız vardı. Dediğim gibi iki tane neden olabilir arkadaşlar. Birincisi pellet kalitesi, ikincisi de şişeye değdiği nokta. Şimdi orta kısma değdiği zaman büyük ihtimalle kıracaktır. Eğer ki kırmıyorsa o onun tüfeğin tasiriyle alakalıdır. Yani tasiri yetmemiştir. O yüzden kıramamıştır. Ama bazen de şöyle köşelere değdiği zaman cam olması dahilinde yine de sıyırıp geçebiliyor. Kırmıyor arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olalım. Biraz sonra tenekeler de getireceğiz. Dizeceğiz, atacağız. Kameramız direkt burada sabit bir şekilde duracak. Ama güzel yer ha Melika. Böyle aralıklarla atış yapalım ki düştüğü zaman şey yapmasın. Birbirini devirmesin arkadaşlar. Ondan ziyade bayağı uzak ya 50 metre. Şunların zor görünmez yani, bilmiyorum. Evet, bir deneyeceğiz. Görünür mü sence? Ampul var ya, hiç gözükmez. Bir de cam. Evet. Şeffaf. Tabii şeffaf. Arkasında da bir şey yok arkadaşlar. Şimdi atış yapacağız. Tenekeler de dizelim arkadaşlar. Şöyle biraz düzelteyim mi? Düz mü acaba? Düz bence. Devirirsek Melike bazıları kırılabilir. Evet. En az da şey kırılır. Ampul kırılır. Böyle dursun bir bakalım nasıl görünüyor. Hatta şunu da koyalım ya. Şurada evet. Dursun Melike. Olur. Onu şu kenara koyardı. Şu tarafa. Oraya tenekeler dizek. Tamam. Neyse seni mi kıram? Hadi oraya koy. Orası çok boş kaldı. Buraya koymamamın sebebi teneke değil. Neyse teneke de dizeriz. Sığar. Şöyle şu tüplerden de elimizden mevcut. Pas sökücü var. İşte tıraş köpüğü var. Böcek ilacı var. Bir tane de deodorant var. Onu da oraya koyacağız. Atış yapacağız. Kameramızı ayarladık. Şimdi 50 metreden atış yapacağız. İnşallah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Arkadaşlar ben bedelli özel harekat. Bırak be. Ben bedelli özel harekat olduğum için kesinlikle vuracağım diye düşünüyorum. Bilmem. Aynen bu kanepeden atış yapabiliriz Melika direkt. Değil mi? O değil de çok güzel gözüküyor. Melika, beyazlar güzel görünüyor da. Kamerada görünüyor mu? Yok. Arkadaşlar kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama. 50 metresi var. Ölçtük yani. Şimdi arkadaşlar sağ taraftan başlıyorum. En başta ne var? En başta böcek ilacı var değil mi? Teneke olan. Evet. Ya Allah bismillah diyelim, atalım. Aa değdi. Mamda nasıl değdi? Hatta sanki bir patlama da oldu Melika. Evet. Beyaz dumanlar çıktı. Aynen. Şimdi yandaki deodorant şişesine atış yapıyorum. Onu da vurduk. Evet. Evet arkadaşlar, birkaç hedefi vurduk. Dediğim gibi fazla uzatmayacağım. Çünkü vuramadıklarımız oluyor elbette ki. Tek atışta vuramadıklarımız var. Vurduklarımız da var tek atışta. Ama kameramızın şarjı az olduğu için telefondan devam edeceğiz. Telefonu da oraya sabitledik. Buradan atış yapacağız tekrardan. Oradan da görüntüyü alacağız. Şimdi telefondan takibe devam. Kırılmış arkadaşlar. Delip çıkmış ama düşürmedi. Enteresan. Bayağı eğlendik. Bu şekilde tedbirlerinizi aldıktan sonra güzel bir şekilde eğlenebilirsiniz havalı tüfekle.
Bugünlük videomuz bu kadardı. Sağlıkla ve huzurla kalın arkadaşlar.